Şimdi bugün Anadolu Ajansı bir haber geçti. Çevirmen, yazar Ayçin Kantoğlu. 22-23 dakikalık bir video. Ben hasreten tavsiye ediyorum bütün izleyicilerimize. Baştan sona o kadar güzel anlatıyor ki. Çevirmen ve yazar Ayçin Kantoğlu. Tekrar ifade edeyim. Şöyle bir cümle oradan not aldım. Gazze dışında dünyada her yer işgal altında diyor. Hepimiz işgal edildik diyor. Şimdi bu çocukların görüntülerini görünce tabii yani etkilenmemek, duygulanmamak mümkün değil. Şimdi Şubat 2022'den bu yana biliyorsun Rusya'nın işgaliyle başlayan bir savaş. Orada işte 21 ay oluyor aşağı yukarı. 2 ay içerisinde Gazze'de o savaşta öldürülen kadın ve çocukların 2 katı kadın ve çocuk öldürülmüş. Yani şu 7 Ekim'den 2 ay bile olmadı hatta Evet. işte 50 gün 55 gün. 50 gün içerisinde. Şimdi bir de buna böyle bir insani ara dediler değil mi? Hani böyle hani merhamete geldi İsrail de bir işte 50 gün vurduktan sonra bütün bu çocukları katlettikten sonra bunu hani bu terminoloji de hani bu işgal ifadesi var ya burada hepimiz işgal edildik. Hepimiz işgal altındayız. Zihinlerimiz işgal altında. Burada da mesela bu ifade üzerinden hani tanımlama gücü diye bir ifade vardır ya. Bunu bütün dünyaya insani ara bütün medya kuruluşlar medya diline insani ara lafını zerk ettiler. Herkes bütün bültenlerde bizim televizyonlar da dahil olmak üzere buna insani ara dediler. Yani ne demek? İşte İsrail insani kısmını da düşünüyor. İnsancıl tarafıyla da İsrail, bir merhametli tarafıyla da İsrail bu mesele aslında yaklaşıyor. Gibi bir kandırmaca, büyük bir yalan, büyük bir kandırmaca. Bu arada bir şeyi gördük mesela İsrail Savunma Bakanı'nın Hamas'a destek veren herkes ölmeli diye bir açıklamasını gördük. Bu türden cümlelerle işte bütün bu çocukların katledilmesini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar yani Hamas'ın ilk 50 gün içerisinde %10, %15'lik bir kapasitesini kullandığı şeklinde bilgiler var. Yani o anlamda bu kadar katliam, bu kadar etnik temizlik noktasına varacak kadar gözü kararmış bir saldırganlık. Ama o anlamda da bir hedefine ulaşamamışlık hali var. Yani demek ki burada aslında topyekün bir cezalandırma niyeti ile hareket ediyor. Bu çok başından itibaren kendisini belli etmiş durumda. Şimdi bu Han Yunus kenti Gazze'nin güney kesiminde. Daha önce oraya da yine saldırılar olmuştu ama şimdi yeni hedef burası gibi gözüküyor. Ben biraz şöyle bir kanaate ulaştım Mustafa. Bu 5 günlük arayı biraz İsrail Hamas'ın zaaflarını tespit etmek amacıyla kullanmış. Yani bu insani ara dedikleri, bu işte pause dedikleri şey, duraksama dedikleri aslında şey, geçici ateşkes de deniyor. Burada Yani o zaman bu şeyi yeniden takip savaş ederek asıl şimdi başlıyoruz'un bir nevi izahı yani o zaman. öyle tabii yani şöyle şimdi asıl hedeflerine ulaşamadılar. Yani Hamas'ı bitirmek istediklerini yani Gazze'de Hamas diye bir şey kalmayacak diye en başından itibaren söyledikleri buydu değil mi? Evet. Hamas hariç herkesi vurdular ama. Hamas hariç herkesi vurdular, herkesi öldürdüler. Ve Hamas da varlığını koruyor, gücünü de koruyor. Yani tünelleri de sağlam. İşte bir sürü yalandan hikayeler çıktı. Şifa Hastanesi'nin altında bir karargah olduğunu. Bunun Netanyahu çıktı, grafiklerini yayınladı. Hamas'ın merkezi Şifa Hastanesi'nin altı diye sundular. Böyle yutturmaya çalıştılar herkese. Sonra bir iki tane böyle propaganda amaçlı tünel, evet bu ilk başta bahsettiğim hanımefendi Ayçin Kantoğlu. Ben baştan Dünyanın sona diyor her izlemeden, yeri işgal altında aslında şu anda diyor. evet yani ben baştan sona gerçekten çok böyle etkileyici bir konuşma, 22-23 dakikalık bir konuşma. Şimdi burada yani ne dediler? Şifa Hastanesi'nin altı Hamas'ın karargahı dediler. Bunu Netanyahu grafiklerle gösterdi. İşte odalar, tüneller, şunlar bunlar ve
altta tüneller, karargah, üstte hastane. Sonra propaganda amaçlı bir iki tane görüntü kullandılar. İlki zaten tam evlere şenlikti. Tamam, yani ilki orada işte bir görüntüde bir silah var. İkinci görüntüde ikinci silah orada gözüküyor. Aynı yerde, aynı mekanda getirilmiş, oraya konmuş falan, bir tane İsrailli general anlatıyor. Ama tüm görüntülerde Kur'an-ı Kerim delilmiş gibi. Ha, bir de o var tabii. Evet, evet, yani işte kitapları Hamas koymuşlar burada, oraya, evet, falan, onlar üzerinden. Sonra ikinci bir görüntüde de yine işte Şifa Hastanesi'nin kenarından bir tünel var diye. Sonra bütün bu yalanları kendi işlerinden birisi, yine Ehud Barak, değil mi? 40 evet, yıl önce. Dedi ki 40 yıl önce bu tünelleri biz kendimiz yaptık dedi. Şimdi böyle olunca bu duraklama, ben Amerikan aklı olduğunu da biraz düşünüyorum burada. Yani bu şekilde ara vererek biraz Hamas'ın rehineler üzerinden Hamas'ın zaaflarını yakalamak. Yani bir görüntü biz burada konuşmuş muyduk Mustafa? Yansımıştı. İlk günlerde, ilk rehine takası sırasında bir kişi orada, bir Kızılaş görevlisi, bir GPS takip, evet, cihazı yerleştirmeye çalışıyordu oradaki Hamas'ın direnişçiye. Bunun dışında yani bu rehine takibi üzerinde aslında Hamas'ın izini sürmeye çalıştı bu 5 günlük arada. Şimdi bu Han Yunus saldırısı, bu burayı savaş bölgesi ilan etti değil mi hocam? Evet. Bundan sonra işte bizim Gazze'de gördüklerimiz, Gazze şehri, Gazze City dedikleri kuzeydeki o tahribatın, o ağır saldırının bir benzerinin şimdi burada yapılacağı anlaşılıyor maalesef. Yani burada yine gözünü karartmış bir İsrail var ve bu şekilde katliamlara devam edecek, devam etmek istiyor. Gözü kararmış bir şey. Yani şöyle bir de tercih burada. İşte Amerika'da dedin ya, hani ateşkese karşıyız ama şey işte 7 gün olsun, 8 gün olsun, 10 gün olsun. Uzasın. Yani 10 gün, hani 10 güne kadar zikredebiliyorlar, tamam mı? Hani 10 gün. Yani ya böyle ya da ne sunuyorlar? Alternatif seçenek olarak ne sunuyorlar? Kölelik, yani orada bildiğiniz Gazze'de eğer orada kalacaklarsa İsrail'in kurallarını, çerçevesini belirlediği standartlar içerisinde işte eğitim müfredatından başka her şey, yönetimine kadar baştan aşağı dizayn edilmiş ve orada şu an Ramallah'taki yönetimi bile, Mahmud Abbas yönetimini bile yeterli bulmayan bir İsrail, bir Netanyahu yönetimi var karşımızda. Orada güya bir devlet var ya, hani Ramallah'ta güya polis, güya ordusu olan. Geçen şeyi gördüm, bir tane İsrail'i, kimdi o? Yani üst düzey birisi. Ona öyle bir anlam yüklemiş ki şeyin, Mahmud Abbas'ın ordusu var diyor, silahlı ordusu var diyor, bu İsrail'e saldıracak diyor. Tamam mı? Şimdi Gazze'de onunla bile yetinmeyecek olan, yani işte Mahmud Abbas gibi bir yönetimle bile yetinmeyecek olan köleliği, baskıcı bir rejimi kabullenirseniz bu size hani 40 satır mı 40 katır mı? 40 satır eğer bugünkü gördüklerimizse 40 katır da öbürü, yani köle olmayı razı olmuş. Tamamen İsrail'in kontrolünde bir orada oluşum ama bu, ortaya çıkarmak istiyorlar. Ama bütün o Hamas'ı nasıl yok edecek? Yani bugün seçimlere baktığınız zaman da Gazze'de herkes Hamas, yani Hamas'ın yanında 2006 seçimlerinde de açık ara orada seçimi kazanmış. Zaten o yüzden bunu yapıyorlar. Bak, o seçimi kazandı 2006'da Hamas. Dedendi işte demokrasi, seçimler olsun. Halkın iradesi yönetimlere yansısın. Amerika'nın bu Büyük Orta Doğu projesi dediği Condoleezza Rice'ın çerçevesi içerisinde bu da vardı aslında. Hani seçime girsin, halk ne diyorsa o olsun. Ne oldu? %60 oy aldılar. %60 oy aldı orada. Hamas siyasi bir parti aslında yani. Elbette. Seçimi alınca bu defa ne yaptılar? Biz tanımıyoruz dediler. Su koyuverdiler yani tabir yerindeyse ve fiilen işte şimdi o Mahmud Abbas orada seçimsiz bir şekilde devam ediyor aslında görevine ya da bulunduğu pozisyonu tutmaya devam ediyor. Görevine çok doğru oldu ama. Görevine. Evet, iki türlü bakmak lazım. Zaten ondan sonra da 2007'den itibaren Gazze şeridinin abluk altında alınması başlıyor. O da aslında yani toplu cezalandırma, siz misiniz Hamas'ı seçen? Sizi topluca cezalandırıyoruz. Denizden, karadan, Refah sınırı kapısı aşağıdan, yukarıdan Erez kapısı, duvarlarla, denizden de zaten savaş gemileriyle
tam bir kuşatma altına aldılar. Zaten bu devam ediyordu. Yani 2007'den bu yana bu şey devam ediyor kuşatma. Şimdi ha o senin en başta aktardığın o New York Times'ın haberi de çok enteresan Mustafa. Onu da bence biraz konuşmalıyız. Onu da gireceğiz Mehmet Bey. Şimdi öyle ben mi? Bir tamam, de tamam, vakti gelince ona tabii, girelim tabii. O zaman. Tabii.